Evet arkadaşlar, tekrar hepinize Çaydoğan köyünden hayırlı günler. Bugün burası Yozgat ile Şafaatli ilçesi, Çaydoğan eski adıyla Alibar köyündeyiz. Alibar köyünde muhtarımın 1,5 yılı tamamladı. Ünal Bey dedi, Kabakini postasına bir röportaj yapalım, dedi, söyleşi yapalım. Tabi muhtarım, ben can kurban, yeter ki hizmet konusunda 1,5 yılında göreve geleli 1,5 yıl olmuş. Kendisi diyor ki, görevi yaptıkları hizmetleri yavaş yavaş tekrar ben baştan bir geçeyim. Muhtarım sağ olsun. Evet muhtarım, birinci hizmetiniz geldi gelmez. Hayırlı olsun tekrar. Allah razı olsun. Birinci hizmetimiz göreve geli gelmez pozitife arıtma yaptırdık. Pozitif çukuruna arıtma yaptırdınız. Evet muhtarım. Evet, kokuyu kestik. Evet. İkinciye camimizi yaptırdık, boyattık, tazelatını evet. Yaptırdık, çatısını yaptırdık yeniden. Evet. İçini boyattık. Evet muhtarım. Üçüncümüz imam evini tüm tazilatını yaptırdık, kaplama yaptırdık, dışını boyattık. Evet muhtarım. Komplesini yaptırdık, hocamızı oturtturduk içine. İkincisi loj şey, hoca evi, lojmanı evet, değil mi? Evet. Dış cephe, kaplama, evet. İçinin bütün çatı tadilat tamamen. Komple. Evet. Yaptırdık, imamı oturtturduk içine. Evet, evet abi. Şeye, göreve geleli 2000 metre taş döşettim. Kuyu. Evet, kuyu. Evet, ne güzel. Hayır, başka... Bir de çeşme var orada muhtarım. Evet, çeşme yeni bir arkadaş, hayır sahibi çeşme yaptırdı. Çeşmemiz güzel akıyor, devamlı akıyor suyumuz. Allah razı olsun. O koyumuzun hayvanları oradan içiyor. Muhtarım gerekeni gördüm, mezarın içine harika bir çeşme yaptırmışlar. Mezarın çok güzel. Içine, evet, köyden bir hayırseverimiz, hayırsever komşumuz güzel bir çeşme yaptırdı. Evet. Allah hayırlarını kabul eylesin. Amin, amin muhtarım. Buradan yine söylüyorum, dışarıdaki köylülerimiz yardımcı olsun. Koy konağımızın tazilatı yapılacak. İçeri dışında tazilatı. Okulumuzu koy konağı yaptık. Evet. Tazilat yapılacak. İçi dışı. Düğün salonu, cenaze evi yapacak. Düğün salonu, evet, cenaze evi. Arkadaşlar, gurbetteki arkadaşlar, Kayseri, İstanbul, İzmir, Türkiye'nin neresinde Çaydoğan nüfusuna ait insanlar varsa, Allah ne diye muhtarım, köy konağı tazilat yapılacak diye, içi dışı komplesi, buradan sizlerin yardımınızı bekliyor. Hayırlarınızı, zekatlarınızı gönderin güzel adını ve muhtarım birisi yaptırırsa ismini verirsin değil mi? Ya tabi. Komple tadilatını yaptırırsa. Tabi. Veririm tabi. Adamın ismi oraya. Adamın komple ben yaptırayım. Mesela Ahmet Bey yaptırdı. Evet. Ahmet Bey konağı diye bir isim verirsin değil mi? Tabi. Değil mi muhtarım? Tabi yaptırırım. Niye olmasın? Niye yazdırmayayım ya? Aa işte bu ya muhtarım. Teşekkür ederiz muhtarım. Yeter ki köyümüze hizmet olsun. Muhtarım 2000 metrekare parke taşı döşettin 2 yıl içerisinde. İnşallah yine gelecek. Ha gene kalan. İnşallah gelecek. He. Camin güzel olmuş. Caminin içi dışı çok güzel olmuş. Çatıyı da yaptırmışsın caminin. Çatısını da aktattırdık. Akıyordu. Evet. Evet muhtarım şöyle gidelim tepenin başına kadar. Muhtarım o gün kaymakamımızın Sayın Muhammed Fatih Günlü Bey'in ekibiyle geldiğinde burada bir talebinizde bulundu. O talebiniz MOBES'e mi dediniz? Evet MOBES'e istedik. İnşallah evet. Olacak. İnşallah tabii. Buradan özellikle diye ki muhtarım, özellikle diye özel idare müdürüm Mustafa Doğan Bey diye bu konularda bana diye yön gösterdi, yardımcı olduğu için ya, dedi. Çok yardımcı oluyor. Allah razı olsun. İşi bir rast gelsin. Teşekkür ederiz muhtarım. Mustafa Bey'in. Evet muhtarım. Onun yardımlarıyla yapıyor. Onun çabalarıyla bize de yani Allah var, o da bize evet. Çabalıyor, yaptırıyor. Muhtarım su sorunun yok değil mi? Yok su sorunum. Hiç i̇şte bu ya. Su sorunum yok. Evet muhtarım. Genellikle burada hayvancılık çok. Hayvancılığımız çok. Evet, genelde pancar ekimi yok, pancar. Evet, pancar çiftçilik. Çiftçilik, değil mi muhtarım? Pancar ekim, başka ekim arkadaşlar, burası şey Çaydoğan köyü, bir tarafında Temlik, bir tarafında Sarıkent, bir tarafında Gülistan, bir tarafında Rızvan, evet. Kavluşağ, başka muhtarım Tağaroğlu, Hamzalı'nın hudut şehrisiniz, evet. Değil mi? Sınır. Hepsinden köylü. Sınırsınız. Muhtarım var mı mesajın, bir mesajın alayım buradan. Yurt. Bir mesajım bu yani, Allah razı olsun, geldim. Köy dışındakilerinin... Ya köy dışındakilerinden bekliyor yani. Dışarıdaki, gurbetteki hemşerilerimizden, köylülerimizden yardım bekliyor. Koyun içinden adamlar da kime desek herkes verdi. Evet. Yani isteyemiyorum, herkesten isteyemiyorum. Bu da maddi durumundan oluyor. Doğru söylüyor muhtarım, doğru söylüyor. Yani maddi durum olmadım, hiçbir şey yapamıyorum. Muhtarım. Onlar yardım yaparsa biz de köyümüzü şeneldirik, köyümüzü yaparız. Teşekkür ederim muhtarım. Allah razı ben olsun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar muhtarım bak ne güzel projelere böyle muhtar kazdı. 1,5 yılın içinde bugün 6-7 tane projesini gerçekleştirmiş. Biz de böyle muhtarın yanındayız. Kabakini Post olarak. YouTube Kabakini Postası YouTube kanaldan bunu çekimlerimizi oradan da seyredelim. Lütfen Çaydoğan köylüleri arkadaşlarım. YouTube Kabakini Postası TV'ne üye olun. Abone olun. Hepinizi seviyorum. Hayırlı akşamlar muhtarım. Kolay gelsin. Sağ olun.